Değerli kardeşlerim, Rabbime hamd ediyorum. Yaşadığımız topraklarda belki 150 senedir her taraftan saldırıldığı halde hala Kur'an-ı Kerim en çok okunan kitap, en çok saygı gösterilen kitap, en çok diriye ölüye fayda verileceğine inanılan bir kitaptır elhamdülillah. Bu kadar saldırıya, bu kadar ihmale ve bu kadar vurdum duymazlığa rağmen hala yüz binlerce mümin çocuklarının Kur'an'ın tamamını ezberleyip hafız olmalarını istemekte, bunun için gayret gösterilmektedir. Elhamdülillah. Sözümü bir noktaya getirmeden özellikle Kur'an-ı Kerim'e bir tarafından hizmet etmek için gayret eden başta Kur'an-ı Kerim muallimi ve muallimesi hoca kardeşlerimi, sonra da bu uğurda çocuklarını Meryem validemiz gibi Kur'an'a adayan muhterem babaları ve çok değerli anneleri tebrik etmeyi vicdani bir sorumluluk görüyorum. Allah onlardan razı olsun. Diyanet İşleri Başkanlığımızda samimi gayretler elinden gelebildiği kadar gösteriyor. Buna da şehadet ediyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Fakat çok değerli kardeşlerim, kalplerimiz, ruhlarımız ve nefislerimiz, bu üç unsur Kur'an-ı Kerim'den ne kadar istifade ediyor diye bir soruyu hepimiz merak ediyoruz zannediyorum. Kalplerimiz ve ruhlarımız, nefislerimiz Kur'an-ı Kerim'den gerçekten istifade ediyor olsaydı biz bu kadar birbirimize küser, bu kadar ruhi bunalımlar yaşar, bu kadar depresyonlarda yoğrulan bir zamanı yaşamış olur muyduk kardeşlerim? Bugün bütün insanlık bir huzur arayışı içerisindedir, bunu biliyoruz. Bütün insanlık mevcut müreffeh hayata rağmen, güvencelere rağmen, ekonomik imkanlara rağmen, dünyanın her yerini turist kafasıyla dolaşabilecek büyük bir varlık sahibi olmasına rağmen, bütün insanlık bir bunalım geçirmektedir. Bu bunalımdan ne yazık ki elinde Kur'an olan Müslümanlar olarak biz de payımızı almış bulunuyoruz. Buna esef ediyorum, buna üzülüyorum. Aziz kardeşlerim, müminler olarak elimizde Allah'ın kelamı, alim ve habir olan, insanı yaratan Allah'ın kitabı ve içimizdeki dertlere şifa olsun diye gönderilen Kur'an elimizde bulunduğu halde ne yazık ki biz de yoğun bunalımlar, stresler, depresyonlar içerisinde bir hayat yaşıyoruz. Halbuki Kur'an kalplerimize, nefislerimize ve ruhlarımıza şifa kaynağıdır. Kur'an'ın sözleri mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bu sözün duyulması bile bir ahenk, bir mutluluk, bir huzur kaynağı olacak bir sözlerdir. Kur'an'ın manası bize hayat kazandıracak, sıkıntılarımıza, stresimize çareler getirecek bir kaynaktır. Kur'an-ı Kerim'in ahkamı, yani Allah'ın şöyle yapın, böyle yapmayın buyurması bizim için büyük bir nimettir, huzurdur, kazançtır. Kur'an-ı Kerim'den umulacak olan sevap, yani Allah'ın orada bize yazacağı sevap kelimesiyle değil, harfiyle, harf başı yazılan sevap bizim için muhteşem bir hazinedir. Bunu biliyoruz. Elhamdülillah, çok iyi biliyoruz hem de. Başta söyledim ya, yani bunca saldırılara, dine, imana, ahirete karşı bunca laubaliliklere rağmen Allah'a hamdü senalar olsun. Kur'an-ı Kerim hala bir numaralı kaynak, bir numaralı kitaptır ama biz Müslümanlar olarak Kur'an kitabımdır benim diyenler olarak Kur'an'dan daha fazla istifade ediyor olmalıydık. Kur'an-ı Kerim bize daha fazla huzur kaynağı olmalıydı. Biz stres yaşamamalıydık. Biz gelecek endişesi deyince ahiretten başka bir endişemiz olmamalıydı. Hatta ve hatta aziz kardeşlerim, böyle doktora gidip, psikoloğa gidip şöyle bir terapi yap bana diyecek yerde bir hafız efendiye gidip kardeşim bir sahife Kur'an okusana çok bunaldım
diyeceğimiz bir hal olmalıydı bizde. Bir sahife Kur'an dinlediğimizde neşemiz yerine gelmeliydi. Dertlerimizi unutmalıydık. Ölmüş babamdan anamdan yaşayan amcama dayıma kadar hepimizin ruhunun şifasıdır bu Kur'an diyebilmeliydik. Ne yazık ki kardeşlerim, Kur'an okunan meclislerde susma ihtiyacı bile hissedemiyoruz. Biraz önce kabre koyduğumuz en yakınımızın ruhu için orada Kur'an okunuyor da, o Kur'an okunurken biz yahu kardeşlerim susun, Allah'ın kitabı okunuyor deme ihtiyacı hissediyoruz. Neden? Çünkü Kur'an okunuyor. Kimi sigarasını, kimi cep telefonunu, kimi yanındaki arkadaşını oyalayıcı nesne olarak kullanıyor. Bu ümmeti Muhammed'in gelmesi asla beklenmeyecek çok üzücü bir noktadır. Kur'an bize tesir etmeliydi. Ruhi bunalımlarımıza tesir etmeliydi. Kalp katılığımıza tesir etmeliydi. Nefislerimizin azgınlaşmasına karşı tesir etmeliydi. Camide büyük hoparlörlerle okunan Kur'an-ı Kerim değil, bir kenarda bir hafız efendinin kendi sesinin duyacağı kadar okuduğu Kur'an bile bizi tir tir titretmeliydi. Heyecandan, huzurdan, Allah'ın adını duymaktan, Rabbimizin kelamının kulağımızdan giriyor olmasından bu neşe atmosferini yakalamalıydık.